Arkadaşlar, birçok konuyu hallettik. Ama bazı detaylarda yardıma ihtiyacımız var. Misal? Misal Salih burada rol yapabilen, kılıktan kılığa girebilecek, eli yüzü düzgün kadın kastına ihtiyacımız var. Ya haklı mesele dişeye bak ya. Ondan bol ne var ya? Yalnız ilk şart Türkçeyi iyi konuşuyor olabilmeleri. O zaman son iki sayfaya bakacağız. Bunların kaşeleri 200 dolar civarındadır, baştan söyleyeyim. Bir de güzel olur mu? Olur olur. Yalnız davey davey yok ona göre. Sen al şunu, bir ilgilen bakalım. Bağrım özellikleri nelermiş, evet. Balık etli, hafif meşrep, nişanlı. Ya akşam akşam canımı çektirdin gavur. Neyse, birkaç kişi canlandı gözümde ya. Bak canlandı şu anda, evet. Evet. Üstadır üstad. Şöyle belli bir yaşın üstünde oyunculuk yapabilecek ucuz yollu bir kasta ihtiyacım. Oo, ben de ondan çok var. Yalnız ilk şartımız hayatta olmaları. Yani yarısı gitti. Ama elimle geleni yaparım. Güzel. O zaman sen de şunu al. En kısa zamanda uygun adayları haber ver. Tamam. Cavit, senin ilginç becerilerin olduğunu duydum. Kim diyor lan onu? Ben adamın götünü kestim. Easy. Sakin ol. Bu adamın sinirini bozuyorlar ayaküstü arkadaş. Sen rahatsız mısın? Peki yaşlandırma makyajı yapabilir misin? Mozart beste yapabilir mi? Güzel. Allesküla. Sevdim bu cevabı. O zaman ucuz yollusundan yaşlandırma makyajı istiyorum senden. Oyuncuların yüzüne zarar verse sıkıntı olur mu? Ya çekimler bitene kadar idare etsin. Sonra ne olursa olsun yapımdan aşağı Kasımpaşa. O iş tamam o zaman. Sen rahat ol. Bende o iş. Şenol da kendi tarafını hallettiyse en kısa zamanda çekimlere başlayabiliriz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Çalışın. Halledin bu işi. Yavşak mavşak ama tuhaf bir çekiciliği var. Lan! Ne yapıyorsun arabanın içinde? Sen ne yapıyorsun lan dışarıda? Oğlum soruya soruyla karşılık verme lan. Ne yapıyorsun arabada öyle ya, deli gibi, meczup gibi Ahmet? Bir sıkıntı mı var oğlum? Ya sette iş yok akşama kadar. Benim de iş yok. Arabaya binmişim, kalmışım öyle. Oğlum bu yaştan sonra analık babalık görevinde ben mi yapacağım lan Ahmet Koyay? He? Şş, bana bak. O kadın mı geldi lan aklına? Ne alakası var ya? İş yok. Arıyorum herkesi, herkesin işi var. Bir benim işim yok. Seni de aradım. Neredesin? Oğlum bizim işimiz var lan. Çalışıyoruz. Cavit kardeşim sizin filmin special efektlerini yapıyor. Ben de onun yanında oyalanıyorum işte. Şimdiye kadar en güzel araba patlatmayı yaptık. Arabayı çok güzel patlattık. Bir görmen lazım. Yalnız sizin senaryoda patlatma sahnesi yok. O yüzden Şenol Tartar'la konuşmaya geldik. Koyarsa patlatacağız. Nereyi patlattınız lan? Salih abi gözünü seveyim. Şu konuşmayı fast forward modunda yapsanız. Dalsın gibi kollarım uzadı yemin ediyorum. Hadi da. Dalacağım şimdi ha. Sevimli kirpi. İki dakika bir dur ya. Şşş, lan. Bomba mı var lan onun içinde? Ne bombası lan? Ne bombası? Ne bombası? Ne olmadı, kalk gidelim lan. Şenol Tartar'ın yanına gidelim. Bak şu bomba işini halletmemiz lazım Ahmet. Onun parasının çıkması lazım. Yoksa o para senden çıkar. Derdin ne lan senin? Sıkıldım işte abi ya. İş yok. Herkesin işi var anasını satayım. Benim işim yok ya. Bir de adını anmayalım. Başımıza üşürler. Ozat benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyormuş Salih abi ya. Yoksunluk sendromu abi. Geçiyor işte. Öyle arada bir aklıma geliyor. He. Aklına geldi yani. Gözüne gelmedi ha. Oğlum ne lan o? Lan ben sana bunu kaldır at demedim mi Ahmet? Gözüne yakın olan gönlünden nasıl ırak olsun Ahmet ya? Bak Salih abine sormuşlar. Çivi çiviyi mi söker diye. Salih abin ne demiş? Lan oğlum salak salak konuşmayın. O çivinin girdiği tahtayı kırıp atacağım demiş Ahmet. Hadi çalıştır motoru. Kadınları severim. Ama kırdıkları kalplerin parçalarını toplamak bana düşmeseydi daha çok severdim. Kaderde aşk çöpçüsü olmak da varmış ya. Çok duygulandım, iki dakika durun ya. Geçti tamam, çabuk geçti, hadi gidelim. Şş,
Beni istemeyeni ben hiç istemem Salih. Abi koçum istemeyeceksin tabii ya. Allah Allah. Demek ki basınç yaptı. Allah'a şükür yaşım genç. Maddi durumum ümit verici, orta halli de bir şöhretim var. Şimdi adını anmayacağım da ben ona mı kaldım? Ben ona mı kaldım? Cavit sen söyle, ben ona mı kaldım? Ben anlamam öyle şeylerden Ahmet abi. Lan oğlum ona kalmadın desene. Azıcık sosyal olsan olan asosyal kirpi. Hayır zaten monogami bana ters. Anlatabiliyor muyum? Yani ben eğlence sektöründeyim. Bizim sektörde monogami bir tabu zaten ya. Sen biliyorsun. O adını anmayacağımdan önce tavşandın zaten ya. Tabii lan tavşan ne kelime ya. Boğaydı boğa. Ben o zamanlar dedim bu çocuğu yanıma alayım diye. İş tipim de değil zaten. Sarı saç. Renkli göz. Selvi boy. Hay. Hiç tipim değil. Şimdi sen böyle anlatınca var ya, selvi boylu, sarı saçlı, vallahi sor. Abi bir kere örfümüze, adetimize ters ya. Yabancı kültürle kirlenmiş kız. Ya bizim kültürümüzde kızlar evlenmeden önce kartel şarkısı söyler mi? Wow. Bana kartel söyledi. Kartel hangisiydi ya? Zenceli falan olan mı? Yok oğlum bunlar erkekten. O senin dediğin şantel. Ya abi yanlış mı söylüyorum? Gözünü seveyim. Bak ben bu kızın burnunu kırdım diye polisler beni az kalsın götürüyordu. Bize ters abi böyle şeyler ya. Fuck body'nin anlamını biliyor abi. Pow. Anlamını bilmesini bırak cümle içinde kullandı. Fuck body ne? Ben de biliyorum. Sen erkeksin. Ya ilim için Ahmet Kural bırakılabilir mi? Ahmet Kural'ı ilim için bırakır mısınız ya? Sen söyle abi ya. İlim mi ben mi? Lan oğlum otursun evde çocuklarına baksın. Sen zaten çalıştırmazdın da bunu. Yok abi o kadar değildi. Her zaman söylerim iyi sevişenden uzak duracaksın aga. Sonra nereden öğrendi derler adama. Bu mumu kim öğretti acaba buna ya? Şimdi o bum bum falan olmadı. Onlar yanlış laflar. Hani yengen olacak ileride. Yanlış laf kullandı dayı. Kusura bakma Yakup. Doğaçtı zaten o Ahmet abi ya. Ağzı basıcı. Şimdi talihsiz bir beyanat oldu. Ama sen zamanında sıpayı koyaydın bunun karnına böyle olmazdı. Öyle mi diyorsun ya? Lan öyle demiyorum. Yine başladın salak salak konuşmaya. Kız seni terk etti diye ne gevurluğu kaldı ne orospuluğu kaldı ya. Seninle beraberken iyiydi değil mi? Lan arkadaş insanları bir rahat bırakın. Bırakın insanlar istedikleri gibi yaşasınlar. Bir insanları damgalamayın la. Yaşasın cinsiyetlerin kardeşliği. Yaşasın kadınlı erkekli dal taşak bir toplum. Bu ülkede cinsel devrimi ben yapacağım. Benimle misiniz red light'lı kardeşlerim? Figüran kalmayın. Siz de katılın. Katılmak isteyenler Cavit kardeşimize isim yazdırabilirler. Artık herkes bilecek ne nerede ne kadar. İki dolar da gelse, bir dolar olsa bir tane süre koysam. 4 taneydi. %20 şeyimiz arasın dediğim yapşa 480 dolara ihtiyacımız var lan. Merak etme sen. Zulayı patlatırız, hallederiz Salih abi ya. Patlatalım. Çok canım çekti. Senin canın çeksin yeter ki Salih abi. Rahat ol sen. Sen nasıl bir tipsin lan? Oo, Cavit. Oğlum ne yaptın? Patlattın mı? Alo? Hamza sen misin? Lan kadın. Hem de Türkçe konuşuyor ya. Bir dakika lan ne oluyor lan? Affedersiniz bu benim telefonum değil mi? Salih. Ha Salih sen misin? He benim de Hamza'yı çıkartamadım ben. Hocam. Oo çok kötü oldu. Tamam kapatıyorum ben. Ya Tülay ben Tülay. Salih ne söyleyeceksen söylesene. Niye aradın? He ben de onu diyorum. Ben niye aradım ki? Ya şimdi ben telefonumda acil durumlarda kırılacak cam diye birkaç tane numara kaydetmiştim de seninki onlarla karışmış demek ki. Hamza nasıl? İyi. Yok onu demiyorum. Performansı nasıl? Yani evliliğinizde mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Bir monotonlaşma var mı? Çılgın bir maceraya hazır mısınız? Ya ne çılgın macerası ya? Ne monotonlaşması? Ne diyorsun sen? Benim evliliğim gayet yolunda. Orada o zaman siliyorum ben bu numarayı. Yalnız sen benim numaramı silme tamam mı? Çünkü bu evlilik belli olmaz. Keser döner, sap döner. Bir sıkıntı yaşarsınız, çatlama olur, patlama olur. Beni istediğin zaman 24 saat arayabilirsin tamam mı? Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. KİB. Bye. Aman. Arkadaş ya, evli ve mutlu kadınlar beni niye arıyorlar ya? Hadi evli ve mutlu kadınlar beni aramıyor. Ben onları niye arıyorum ya? Aba, çok utandım yala. En iyisi ben bunu Hamza'nın karısı diye kaydedeyim. Kim, nerede, ne yapıyor bilinsin arkadaş. Hadi Salih, ne göstereceksen göster. Benim daha yarınki sahneleri çalışmam lazım. Efendim, iki dakika, iki dakikaya hazır.
Bence gidelim Şenol Bey. Uyuyalım, bir şey yapalım. Yok yok Hakkı, bence duralım. Bu Cavit denilen değişik zevk için yapıyor oğlum bunları. Vallahi bak çocuğun para pul falan da istediği yok. Heves etmişler, bırak göstersinler ya. Hadi göstertin bakalım. Hazır mısın lan? Hazır. Hazırız. Patlayacak mı lan o? Efendim, başarısız bir deneme bu. Bir şans daha verirseniz hemen. Bir şans daha. Ya araba patlamadı ki oğlum. Adeta gaz çıkarttı fıyt diye. Ben halledeceğim onu ya Şenol Bey. Bir sıkıntı var, bir şey göremiyorum ama halledeceğim ben onu ya. Lan oğlum, ben sana kaç defa dedim, sen beni niye dinlemiyorsun lan? Bu kadar patlama yeter mi oğlum? Cimri kirpi. Halledeceğim abi, tamam. Salihciğim, bak bizim filmimizde patlama yok. Kan var, ölüm var. Biraz senaryoyu çalışsanıza. Efendim, şimdi sadece bu filmlik bir şey değil. Sinema sektörüne bir hizmet olaraktan, geleceğe dönük bir yatırım olaraktan düşündük biz bunu. Geleceğe yatırımsa Sinan Çetin'e götüreceksin arkadaşım onu. Hadi kalk gidelim Hakkı, yürü la. Lütfen, lütfen bir şans daha. Bence de gidelim Şenol Bey. Boşuna oyalanıyoruz burada. Hazırım. Hazırım. Amına koyacağım, patlatacağım bu dükkanı. Şenol Bey, bence değmez. Bunun akıttığı kan da azdı zaten. Acaba diyorum, başka birini bulsak? Şöyle daha ucuz birini. Yok yok yok, hayır. Deneme de azdı ama kayıtta bokunu çıkarttı pezemek. Bence kalsın, bu iyidir. İyi, hadi bakalım. Canı patlatacağım dedi lan. Efendim, biz bunu kendi aramızda bir deneyelim bir daha, ondan sonra siz yapalım. Daha iyi olur, evet, evet. Biraz çalışın. Allah'ım, akşamlar. Kazmaları. Saygılar efendim. İyi akşamlar, kahveyi havaya uçurmayın yalnız. Şimdi ben geçmişini... İşine gelince... Bu sokak ve bu saatler benim için özeldir Ahmetciğim, bilen bilir. Abi, sen beni ters bir yere götürmüyorsun değil mi? Oğlum, sen şimdi aşk acısı çekiyorsun ya. Ha. Sen sevdiğin kadınla tekrardan yüz yüze geldin ya. Evet. Seni çok eğleneceğim bir yere götüreceğim. Hayır. Ulan sen beni yoksa öyle bir eve mi götürüyorsun? Starım lan ben. Biri fotoğrafımızı çekse Ahmet Kural öyle bir eve girirken görüldü. Yanında da iri kıyım bir adam vardı deseler ne yapacağız? Tabii şimdi ben daha prezentable giyindiğimden bir sıkıntı olmaz. Zaten ceketim de şeylerin ceketine benziyor. Beni en fazla pazarlama sorumlusu falan zannederler. Ama sen Ahmet, sen kurtulamazsın. Hakikaten mi lan? Sakın ha! Lan Ahmet ya, oğlum kendin ilacı olsa kendi başına sürer lan. Tamam, seni seviyorum da o kadar sevmiyorum oğlum. Zaten ben hayatta kimseyi o kadar sevmedim. Ahmet? Lan arkadaş ya, oğlum bunu yine açık bırakmışsınız. Bunu niye açık bırakıyoruz? Buraya insan düşer ya. Allah Allah. Yerler mi lan? Starım lan ben. Ankara ile Kütahya sentezinden oluşmuş soluksuz bir kahramanım ben. Kimi düşürüyorsunuz? Lan Ahmet, ne yapıyorsun orada ya? Oğlum, bu logonun kapağını niye açık bırakıyorsun? Buraya insan düşer Ahmet ya. Hadi gözünü seveyim, kalk gideceğiz. Daha Luna Park'a gideceğiz ya. Aa, sürprizi söylettin işte bana ya. Yemin et, gondolada bineceğiz mi lan? Luna Park'a gidilir de gondola bilinmez mi lan? Balerinin eteğinin altından bile bakacağız. Hadi oran, çocuk musun sen? Melik! 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 Kardeşim, bizim burada ne toplandığınız bir var mı? Topla lan, topla. Çalla kaç. Dur lan, dur. Sakin ol. Oğlum, sen bizim ağzımız mı arıyorsun lan, Bumcuk Onur? Şşş, bana bak, biz zaten burada toplantı yapıyorduk. Sen geldin, oturdun. Nereden buldun lan burayı? Kısmen daha mesela. Bu gördüğünüz gibi ne kadar bildiğiniz var mı? Kaş taşlı lan bu. Frodo bile görse yemin ediyorum çatlar, nazara gelir, geberir gidersin lan. Nereden buldun bunu lan? Nişan gözüyor. Oğlum, sen nişanlı değil miydin lan? Değilmişim. Ayrıca söz gelmiyor. Uyanır mısın? Nişan var da benim için mi çıktı? Hayırlı olsun kardeşim. Yalnız yüzüğü ters takmışsın. Kadın yüzüğü. Nişanlı mı yüzüğü?
Kendimin yüzüne verdi, babasının sözü kendisi aldı. Kaybettim dediğinde imenimi çağırıyoruz ulan. Bunu bana vermiştin mi? Bu size yaz. La arkadaş, şu yüzüğü satsak buradaki herkesin nişanını düğününü yaparız ha. O nasıl bir yüzük ya? Vallahi gözüm alıyor, bakamıyorum ha. Elinden tutmadınız hiçbiriniz. Sahip çıkmadınız. Azal ekibinden yaydırma arkadaş olacaktım. Filminizden ne kadar inemediniz mi? Onu hiç hatırlatma, çok moralim bozuluyor. 2000 liraya satarım dedi galiba lan. Oğlum bu çocukla konuşmak zihin açıyor ya. Ortaya belli belirsiz kelimeleri atıyor. Onlardan anlam bütünlüğü içerisinde uygun bir cümle kuruyorsun. Bir nevi beyin cimnastiği yani. Anlatayım ya, dinleyin o günü. Tamamen öyle bir şey. Birisi güç aldı mı? Birisi top kimse yer. Bu ne ya? Nişanlı baklava yaptırıp genel akrabalar mı benim? Biz nişanlı takı takamaz normalde. Yalnız nişanda takılanlar kız tarafının olur Onur. Nişanı attığın zaman o külçeler gider bilesin. Külçe gider. Onlar da mı? Ben kız tarafının o kadar çirkinleşeceğini düşünmüyorum. Küp şekerleri kesinlikle sana geri verirler Onurcuğum. Muhtemelen onlar küp şekerlerin sırrını çözmekle meşguldürler ya. İlk akla gelen olabileceğini düşünmemişlerdir bile. Lan arkadaş olaya bak ya. Kız alıyorsun, küp şeker takıyorlar ya. Ailede bir isteksizlik var sanki. Sanki son dakikada aramışlar da evden çıkarken eline ne geçerse onu almış, onu takmaya götürmüş gibi. Baklava getiriyor diyen var lan. Süt getiremem, meyve sok olan ya. Ama erkek tarafı geçmiş olsuna gelmiş. Kız evinin kederini paylaşıp teskin etmeye gelmişler yani. Arkadaşım siz daha önce hiç kız aldınız mı lan? Sülalenize hiç gelin geldi mi sizin? Mitos mu öyle? Tabii geldi. Ama böyle siz çalışmadan değil, ailece şaşkınız. Bir ay şaşkınlar da bir çalışsak. Anlat bakalım bundan sonra ne oldu? Şşş! Buna bak, külçelerden birini atsaydın ya cebine. Dördünü aldım oğlum, sonra babası geldi. Kapatın. Ne dedi? Tutun kapıyı. Gördüm ya. Benim sosyal deneyimlere çıktık. İşimizin sosyal kızın gönlü var dedi. Artık sen kendi sesine kadar işimiz havalı olsun. Ne dedi, ne dedi? Kardeşim senin bu kayınbabadan ne değişik, ne saçma sapan bir insanmış ya. Kucağında külçe aldı olan adama SSK'lı iş nedir ya? Bu nedir ya? Bu yüzden böyle giyindim. Verdim kararımı. 5-3'lük ailem gerçek olacak. Hayatımdaki mesleği buldum. Lan arkadaş, bu adam geçen ay benim hayalimdeki mesleği yapıyordu. Ondan sonra sıkıldı, bıraktı. Allah bilir bunun hayalindeki meslek bundan daha iyi ne olabilir acaba? Ne o, ne? Otobüsü verin. Onurcuğum, senin ben cibilini cibiliyetini sağdan soldan sikeyim, önün arkan başkasına kalsın. Otobüs böyle bir yer. Lan aman akıllı tombul pigmesi. Rahat. Patlayıcı var burada lan, bir rahat durun ya. Bunu ben kesin bir şey. Olsun. İçindekini dökmüş oldun oğlum, fena mı? La Bumcuk Onur, bütün fantastik kurgu karakterlerin bir yana, insanın çocukluk hayali belediye otobüs şoförlüğü olur mu lan? Kaptan olur, astronot olur, pilot olur. Misal benimki kozmonot. Yani Rusça konuşan astronot. Sen? Pilot ben. Sen? Bilim adamı olacaktım ben. Gayretli bir şekilde çalıştım, ÖSS'ye girdim, kaydırma yapmışım. Ama kendi çapımda bir şeyler yapıyorum şu anda. Yok kardeşim, kaydırmayı yapan sen değilsin. Kaydırmayı senin baban ya. Beyler,
Bana odaklanın. Ya güzel kura. Çok ayrıca insana hayatını gerçekleştirir. Kabul etmeyelim. Biz bizim sahneler değiliz. Haklı. Doğru. Beklenen düşünmek hiç kimin evi, yenge kimin evi başarıdır. Önemli olan bakış açısı. Ve? Ve? Otobüs sıfırı olacağım ben. Elimde direksiyon. Altımda kocaman otobüs. Altına bana ben güzel İstanbul'u. İnsanlar peşimden gelecek. El edecekler bana. 2 metre elinden koşacak. Peşinden koşacaklar. Lan arkadaş var ya şu anda resmen o anları yaşıyor. Bak. Bak. Bıyıkları gülleşti. Bıyıkları terledi. Olaya bak. Yaşıyor. Belki. Hemen görüntü otobüs verirler bana. Kendimi geliştim. Kim bilir çift katlı otobüs verirler bana. Bilet olmanın haberine bindirim. Tonlar insan var. Bir kişi bir verişimse ne olur? Hayır duvarsa alırım. Oğlum meslek lan o. Meslek, meslek. Allah Allah. Adam otobüs şoförünü süper kahraman zannediyor lan. Arkadaşlar yer verdi. Ben bile görüyorum. Geçme yatak yemezler. Trafiğe kızdı herhalde. Küfretiyor. Anlamıyorum ki. Kalk ayak ağzıya ver. Biraz sakın. Başka bir şey değil. O yüzden mi böyle giyindin lan? Topalak. Adam kostümünü çekmiş de gelmiş. Boş boş konuşma. Asama bozmayın lan. Akşam çok trafik olmaz. Yaşlıları evlerine bırakıyorum. Zaten benim otobüsle. Yaşlılar akma abi. Zaten Erzurum'daki yer vermem. Makul olacak. Erzurum nereden çıktı lan? O kadar topu çıkıp ben yapayım. Toplan hesabı çıkartayım lan. Hayalimde gerçekten bir güç altı vereceğim. Şimdi soruyorum hangisini seçeyim? Onurcuğum haftada en az 3 gün kardiyo, sağlıklı beslenme ve AKM, antrenman koçu Münir. 5 ay sonra annem bile tanıyamaz seni. Bana gel yavrum, gel bana, gel bana. Haftada 3 gece en az paso dışarıdayız kardeşim. Obur cubur, sağlıksız yaşam, damlan kobran, fuck body, çak body, kalk body. Ahmet Kural'ın kredi kartı kadar eğlence vaat ediyorum sana. 5 ay sonra ananı babanı bile tanımazsın. Bana gel Bumcuk, bana gel. Beni seç. Haftada en az 3 gün nezarethane. Her köşe başında muhakkak kimlik sorgusu, full adrenalin ve bilimin kapalı kapılarını aralamayı vaat ediyorum sana Onurcuğum. Sen yeter ki beni seç. 5 ay sonra baban ananı tanımaz. Niye güdümlü bakıyorsun kardeşim? Yanlış anlama. Sen şimdi yeni işine kavuşacaksın ya. Kızı da alacaksın. Jet sosyeteye gireceksin. Baban da kayıp şehir Atlantis'i keşfetmiş olacak. Dönüp bakar mı lan sonra Çatalca inciği söğüklerine? Aman artık niye adam var? Kon kızımdan. Ben senin anama formunu DNA sistemi istersen ver. Lan güdümlü yanlışlık. Niye saldırıyorsun hemen? Ben aman adamı dedim. Şöyle düşün. Hayatta ilk defa chicken fajita tadan adam yer mi lan haşlanmış bodur köy tavuğunu? Yer. Yer kardeşim yer. Onun da meraklıları var. Allah belanı versin seni. Aa ben bunu öldürürüm. Adamı öldürürüm. Abisi giderim. Onları öldürürüm. Adaletsizlik. Tamam lan Bumcuk. Kendisi kaybetti. Seçme onu. Tamam. Biz madem o kadar istiyorsun biz sana bir güzellik yaparım. Altını saklanır mı? Öyle bir saklanır ki. Adam soba diye bağırdı adam. Ağlamaya başladı. Nasıl komiseri 12 sene saklanmadı bu kışı buraya. Kaçtım mağaradan dışarı. Okul değiştirdim. Abi bir saklanır. Telefonla bile çıkmadım. Kurt yaptım. Benim adamım. Arkadaş şu masada Güzide memleketimizin bir coğrafi bölgesine yetecek hatta artacak kadar arızalı adam var ya. Nasıl sobelendin lan? Evet çok değişmiş. Ben 6 yaşımda değil. Ben oyum. Hiç değişmemiş ki. Elif tanıdı. Şöyle yapalım bak. Yarın sabah benimle bir pastanede buluş. Ben de şu işin bir ayrıntılarını iyice bir öğreneyim. Ona göre bir şey yapalım. Tamam abi. Buna havas kabul et. Bana bak lan. Eğer harbiden otobüs şoförü olursan bizim mahalledeki üniversite öğrencilerinde belediye bursu almasa referans olursun der mi? Yapmam böyle şey. Hakikaten alsın bursu. Ben beni düzen götürmeye gidiyorum. Hadi kan sağacakla. Şimdi Salih abicim, sen 3 aylığını çekmiş teyze kılığına giriyorsun. Tamam mı? İtiraz istemiyorum. Benziyorsun çünkü. Bankaya varınca da... Ben yokum. Çeyrek altın 200 dolar oldu mu lan? Yok yok, o kur düştü o ya. 190, kaç? 180. Tamam, beni ilgilendirmiyor. 200 dolar ya da değil. Benim için arası yok zaten. Hadi ben gidiyorum. Birazcık müzik. Sadece birazcık müzik. Tek isteğim. Koyduğumun pikmesine bak. Geldi bozdu planı ya. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata.